Merhabalar, ben Hürriyet Dış Haberler'den Muhammed Kafadar. Dünya sayfasının bu bölümünde savaşın yaklaşık 40 gündür devam ettiği Ukrayna'daki ekonomik duruma ve altyapıya yönelik yıkıma yakından bakıyoruz. Konuğum Şevki Acuner, kendisi Türkiye'deki altyapı projelerine de önemli katkı sunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin eski Ukrayna Genel Müdürü, aynı zamanda Ukrayna Devlet Elektrik ve Demiryolu Şirketleri'nin de eski yönetim kurulu başkanı. Yani bu konuda oldukça yetkin bir isim. Kendisiyle Ukrayna'daki mevcut ekonomik durumu konuşuyoruz. Merhabalar Şevki Bey. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Ukrayna Ekonomi Bakanı savaşın 565 milyar dolarlık yıkıma zarara yol açtığını söyledi. Bu kadar büyük bir zarar nasıl telafi edilebilir? Bu öyle bir açık nasıl kapatılabilir? Sizin görüşleriniz nelerdir? Tabii Rusya'nın açtığı savaşın tahribatı şu anda tam rakamları belli olmasa bile 100 milyarlarca doları bulan hem özel sektör hem devletin altyapısı hem şehirlerin altyapılarının tahribatına yol açan bir agresyon, bir saldırıydı. Bunun tabii ki Ukrayna'nın kendi kaynaklarıyla veya savaş tazminatıyla sadece karşılanabilmesi mümkün değil. Bunun için de uluslararası çerçevede artık bir eski Marshall planına benzeyen bir Ukrayna'nın tekrar ayağa kaldırılması planı konuşuluyor ve bunun fonlaması tabii ki neticelendirmesi gerekiyor. Ama gerek Avrupa olsun gerek dünyanın diğer ülkeleri olsun, burada bu kadar tahribata uğratılmış bir ülke için bir solidarite gösterip bu kaynakları ortaya koymaları gerekecek. Tabii ki bu yeniden yapılanma bir veya iki yılda bu kadar tahribat sonuçlandırılabilecek bir şey değil. Uzun vadeli bir plan. Bunun da çok dikkatli bir şekilde, iyi planlanmış bir şekilde uygulanması gerekecek. En eksper kadrolar tarafından. Evet. Peki sizce Ukrayna ekonomisi hali hazırda ne kadar direnebildi? Yani şunu görüyoruz, bankacılık sistemi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ukrayna yerel parası bir şekilde stabil pozisyonda. Evet. Sizce ekonomi nasıl bir sınav verdi işgal karşısında? Tabii direkt hayati tehlikeye maruz kalan yerler dışında ekonomik aktivite devam etti. İnsanların bu savaş alanında gösterdiği kahramanlıklar iş hayatında da aynı derecede o riskleri alarak bu kahramanlıkları gösterdiler. Ama şu da bir gerçek, tabii ki birçok endüstriyel yapı tahrip edildi. Yollar, demir yolları, karayolları tahrip edildi. İnsanlar işlerine tabii ki gidip gelemedi. Onun için uluslararası kurumların da tespit ettiği gibi bir %30 civarında herhalde bir GDP, milli safı hasılada bir gelir düşüşü olacak. Ama mali sistem dediğiniz gibi kendini korudu, bankalar çalıştı. Oradaki devlet çalışanları, şirket çalışanları maaşlarını alabildiler, şirketler vergilerini ödedi. Bu tür durumlarda o vatansever hissiyatın belki pozitif yönlerinden biri de insanların gerçekten ülkelerinin geleceğine yaptıkları commitment'ı, bağlılığı bu şekilde ifade etmeleri oldu. Bir insan faktöründen bahsettiniz. 4 milyon Ukraynalı şu ana kadar yurt dışına kaçmış durumda. İçeride kalan siviller de, yetişmiş insanlar da orduya katılıp savaşa dahil oldular. Evet. Ve birçoğu belki de hayatlarını kaybetti. Evet. Savaş sonrası Ukrayna'da yetişmiş personel ihtiyacı açısından ne gibi bir tabloyla karşılaşabiliriz? Çok hassas bir konuya değindiniz. Tabii kaçmadı da yani ülkeden çıkmak zorunda kaldı. Evet. Maalesef bu saldırı karşısında. Ukrayna'nın zaten bu saldırı öncesinde de nüfusunun 1-1,5 milyonluk bir kısmı Polonya'da göçmen işçi olarak çalışıp ülkeye paralarını gönderiyorlardı. Ama burada tabii çok daha büyük bir boyuta geliyor bu problem. Şimdi burada bir ikilem var. Yani çok zor duruma düşmüş mültecilerin tabii ki Avrupa Birliği ve diğer ülkeler, Kuzey Amerika ülkeleri, Kanada olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun tarafından göğüslerini, kucaklarını açıp karşılanmaları son derece önemli. Ama bunun yanında da bunu yaparken bir beyin göçüne yol açmamak gerekir. Eminim Ukrayna'daki profesyoneller, mühendisler, doktorlar, bankacılar vesaire bu tür insanlar, çalışanlar ülkelerine dönmek, desteklemek isteyeceklerdir. Ama sonunda da insanlar tabii kendi hayatlarını devam ettirmek zorunda kalacaklar. Burada çok dikkatli gerek Ukrayna tarafından
gerekse de Avrupa Birliği ve diğer ülkeler tarafından çok dikkatli bir politika izlenmesi gerekecek ki Ukrayna'nın ülkenin ayağa kalkabilmesi için gerekli iş gücü olsun. Evet. Tam bu noktada benzer bir tabloyu aslında Rusya için de görebiliriz. Yaptırımların etkisiyle evet. Rusya'dan da yetişmiş iş gücünün ülkeden evet. ayrılmaya başladığını gördük. Savaştan sonra Rus ekonomisinin de temelli çökmemesi için sonuçta orada milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bir şekilde hayatın devam ediyor olması gerekir. Rusya açısından ne gibi hassas bir denge kurulmalı? Şimdi burada tabii bu çok hassas bir konu. Batı'nın Rusya'ya karşı olan duyguları son derece kırgın, kızgın bir noktada. Haklı olarak da bu böyle. Ama dediğiniz gibi gerek yaptırımlar gerekse de Putin rejiminin politik artık yaklaşımına, diktatörlüğüne şey yapmayan, kendi şuurları müsaade etmeyen insanlar ülkeyi terk ediyorlar. Rusya için de bu problem. Ama Rusya tabii 140 milyonluk bir ülke. Burada önemli olan savaş sonrası gerek savaş tazminatlarının gerekse devam edecek yaptırımların da gene Batı tarafından son derece dikkatli bir politika içinde orada ülkeyi boğacak bir dereceye değil ama ülkenin artık bu alan kaynaklarını agresif güce oluşturmaya müsaade etmeyecek bir yaptırım serisi oluşturulması gerekecek. Yoksa bu sefer Avrupa'nın ve dünyanın kucağında 140-150 milyonluk bir başka bir problem evet. Düşecektir. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Siz Ukrayna elektrik, Devlet Elektrik Şirketi'nde yönetim kurulu başkanıydınız aynı evet. zamanda. Yanlış bilmiyorsam geçen Kasım ayına kadar evet. Bu görevdeydiniz. Bu noktada Zaporojiya Nükleer Santrali savaşın başından beri çok tartışılan ve sürekli evet. manşet olan bir noktaydı. Zaporojiya'nın Ukrayna elektrik sisteminden komple çıkması gibi bir olasılık söz konusu mu? Böyle bir şey olursa bunun evet. Ukrayna'nın elektrik talebine etkisi ne olur? Şimdi tabii azalan ekonomik aktivite dolayısıyla enerji talebi de düşmüş vaziyette ama Zaporojiya Santrali'nin bildiğim kadarıyla tamamıyla devre dışı kalması diye bir şey bahis konusu değil ama en önemlisi burada savaştan büyük çabalar sonucunda bir gün önce Ukrayna elektrik sisteminin Avrupa elektrik sistemine Rusya'dan kendini Rusya ve Belarus'tan kopartarak Avrupa elektrik sistemine entegre olması, bağlanması gerçekleşti. Böylece herhangi bir şekilde Ukrayna sisteminde doğacak imbalance yani talebi karşılayamama noktası Avrupa'dan ithal edilebilecek enerjiyle karşılanacaktır. Bu dediğiniz nokta aslında geçen ay gerçekleşti. Geçen ay Avrupa grid sistemine dahil oldu evet. Ukrayna şebekesi. Bu noktada Avrupa kendi içinde zaten elektrik faturalarının arttığı bir süreçteydi. Geçen evet. yaz ayından beri, geçen yaz döneminden beri. Bunun Ukrayna'dan gelecek ekstra taleple yani savaş sonrası Ukrayna'da talebin evet. artmaya başladığını göreceğiz elbette. Gelecek ekstra taleple Avrupa enerji faturasına negatif etkisi olacak mıdır? Hayır, bu çok minimal bir Avrupa genelindeki consumption'a bakıldığı zaman, tüketime bakıldığı zaman Ukrayna'nın o gerekecek denge tüketimi %1 bile olmayacaktır. Evet. Onun için fiyat üstünde bir onun direkt etkisi olmaz. Ama tabii ki enerji fiyatlarının bütün Avrupa'da, ben İngiltere'de yaşıyorum, oturuyorum orada, görüyorum nasıl 2'ye 3'e katlandığını enerji fiyatlarının. Maalesef o değişik dalgalanmalarla bütün Avrupa'yı ve dünyayı etkileyecek bir şey. Ama Ukrayna'nın buradaki ekstra talebinden doğacak bir fiyat artışı olmaz. Siz aynı zamanda Ukrayna Devlet Demir Yolları Şirketi'nin de yönetim kurulu başkanıydınız. Evet. Bu yüzden soruyorum. Ukrayna'nın güney limanları ile doğudaki önemli ağır sanayi bölgelerine erişimi tümden koparsa ki şu an hali hazırda evet. sahadaki durum bu. Ukrayna içerisindeki üretim demir yoluyla Polonya gibi Avrupa komşularına taşınıp buradan ihraç edilebilir mi? Limanların eksikliği Ukrayna'yı geleceği için ne anlama geliyor? Tabii büyük komoditiler yani demir cevheri olsun, işte kömür olsun, efendim tarım ürünleri olsun. Bunların büyük bir kısmı Odessa ve güneydeki limanlardan işte 100 bin tonluk, 200 bin tonluk gemilerle gönderilen bunlar emtialar. Bunu tamamıyla batıya demir yoluyla şey yapmak, discharge etmek en azından kısa zamanda çok büyük darboğazlar tabii yaratacaktır. Ama umudumuz şudur ki Odessa'yı
işler hale tekrar tamamıyla işler hale getirip o deniz ablukasını vesaireyi kaldırdıktan sonra Odessa Limanı'ndan ihracatı yapabilmek. Bu ama burada ciddi bir problem var tabii ki. Limanlar noktasında bir uluslararası hukuk anlamında müdahale görebilir miyiz? Yani Rusya'nın savaş gemilerinin Karadeniz'de Ukrayna limanlarını serbest bırakmasına yönelik bir hukuki askeri, yaptırım olabilir mi? Askeri hukuki yaptırım dinlemiyor ki adam. Evet. Askeri yaptırım gerekecektir. Ona da tabii maalesef NATO bilinen sebeplerden dolayı aktif olarak müdahale edemiyor. Halihazırda savaşa rağmen Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ihracatı devam ediyor. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Ukrayna'da Avrupa'dan tekrar bunu geri almak suretiyle Rus gazını kullanıyor aslında. Evet. İşler bir noktada Rusya'nın ben artık Avrupa'ya gaz göndermiyorum ya da Avrupa'nın ben artık Rus gazını istemiyorum dediği ana gelirse Ukrayna üretim kapasitesini kendi kendine yeter şekilde artırabilir mi? Tabii yani Ukrayna'nın kendi gaz üretimini çok hızlı bir şekilde ramp up etmesi kısa süreçte mümkün değil. Bu her ülke için geçerli bir şey. Ancak bu LNG shipmentlarla bir noktada bu böyle bir durumda şey yapılabilir, telafi edilebilir. Ama bu Avrupa Birliği ile Avrupa'yla ve Rusya arasındaki bu enerji bağımlılığı öyle çok kolay kesip atılabilecek bir şey değil. Yani Avrupa'nın gazının %40'ı Rusya'dan geliyor. Bunu Avrupa Birliği bildiğiniz gibi bir plan çerçevesinde azaltmaya çalışıyor ama Rusya'nın Avrupa'ya gazı tamamıyla kesmesi, kendi bacağını kesmesi mali açıdan olası görmüyorum. Onu. Anladım. Olası görmemek demişken şunu sormak istiyorum. Savaş başlamadan hemen önce Kiev'e gittiğimde oradaki Türk şirketleriyle temaslarda bulunmuştum. Son ana kadar işgalin gerçekleşeceğine inanmıyorlardı. Hatta savaş başladığı ilk günlere kadar Ukrayna'dan ayrılmamışlardı. Şimdi çok geç ayrıldıkları için de tahmin ettiğim kadarıyla kayıpları da çok aynı oranda büyük oldu. Evet. 700 Türk şirketinin 15 milyar dolarlık yatırımından bahsediyoruz Ukrayna'da. Oradaki halihazırdaki kurulu güçlerini kaybettiğini ve belki de paralarını da kaybettiğini düşünürsek ne kadarının geri dönmesini bekleriz? Geri dönmesi için oluşturulacak bir uluslararası fonda Türk şirketleri ne kadar yer alabilir? Şimdi bu demin bahsettiğimiz bu Reconstruction fonundan, Marshall planından Türk şirketlerinde oranın en büyük yatırımcılarından, yatırımcı gruplarından biri olarak tabii ki gereken pay almaları gerekecektir. Yani gerek tahrip olan üretim tesisleri açısından, gerek ticarette gördükleri şey açısından zarar açısından ama rakam birazcık belki yani 15 milyar değildi ama 5 milyar, 6 milyar civarında şu andaki benim bildiğim bunun yatırım değeri. Ama çok büyük para tabii. Türk şirketleri son birkaç yılda oraya en çok yatırım yatan şirketler. Bunun dışında ama şu da var tabii. Türk inşaat şirketleri, infrastructure, altyapı şirketleri oranın işlerinin en büyük payını alan şirketlerdi. Yani. Onun için bizim devletimizin de bu kurulacak Marshall planının kaynak dağıtımında Avrupa ülkeleriyle en azından eşit şeyde, eşit planda, eşit düz sahada rekabet edebilecek yani politik tercihlere kurban gitmeyecek bir prensip anlaşması yapması gerekir. Çünkü bu tip yardım planlarında yardımı veren ülkeler kendi şirketlerinin öncelikle bu tip yardımların kullanımında angaje olmasını isterler. Ama burada Türk şirketlerinin gerek kapasiteleri, tecrübeleri, bilgileri burada öne çıkması gerekiyor. Benim burada vereceğim tavsiyelerden biri de Türk diplomasisine, Türk devletine, hükümetine bu yönde de şimdiden çalışmaları yapmalarıdır. Evet. Burada yardım veren ülkenin tercihlerinden bahsettiniz. Şunu görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'da muhatap oldukları ülkede belli bir demokrasi standartının oturmuş olmasını talep ediyorlar. Evet. Bu noktada savaş sonrası Ukrayna demokrasisinin geleceği ve Batı yardımları ilişkisi nasıl olur? Tabii şimdi gerçeği konuşmak gerekirse Ukrayna çok cazip bir yatırım ülkesi olmasına rağmen bu sistemin işleyişindeki aksaklıklar, işte adalet sisteminin tam güvenilir şekilde
bürokrasinin tam güvenilir, destekleyici şekilde çalışmaması yüzünden gereken potansiyelini şey yapamadı. Yani düne kadar bir Ukraynalı oligarklar gerçeğinden evet, de yani bir tabii ki yani corruption sistemi vesaire bunları Zelenski hükümeti, daha önceki hükümetler de indirmeye, azaltmaya, kaybetmeye çalıştılar ama tabii böyle şeyleri kırmak zor, zaman alan şeyler. Dediğiniz çok önemli. Savaş sonrasında artık Ukrayna'nın tamamıyla bir hukuk devletinin bütün uluslararası hukukun ve Ukrayna hukukunun %100 dışarıdan herhangi bir intervention olmadan çalışabileceği, bürokrasinin son derece pragmatik, efficient olabileceği bir ortam yaratması gerekir ki bu gereken yüzlerce milyar dolarlık kaynak kullanılabilsin ve yatırımlar yavaş yavaş ülkeye dönsün. Eğer bundan 3 sene, 4 sene, 5 sene önce hatta bazen son yıllarda da gördüğümüz akıl, mindset diyeceğim, hı hı. iş yapış tarzı hala hakim olursa tabii burada bir takım enerjiyi toprağa vermiş oluruz. Evet. Onun için bunun da ben %100 umudundayım. Şöyle diyeyim yani hükümet yetkilileri ve devletin diğer organları da artık bu yeni mindset'e geçmenin bir fırsat olarak belki bunu görecekler. Fırsat ve görülük yani Ukrayna'nın çok güçlü olması gerekiyor. Evet. Etrafındaki tehlikelere karşı. Ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dünya sayfasının 5. bölümünü bu şekilde noktalıyoruz.